İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Sebastia'da taş ocağından çıkan termal su bölge halkını heyecanlandırdı. 1994 yılın bugününde Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan ve Artsakh arasında ateşkes konusunda Bişkek protokolü imzalandı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 112 kişi koronavirüse yakalandı. Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3461'e yükseldi. Şam yakınında güçlü bir patlama. Bugün büyük Ermeni ressamı Mardiros Saryan'ı anma günü. Batı Ermenistan'daki Sebastia Sivas ilinin Gaziköy yakınlarında bulunan taş ocağında taşların kesildiği sırada ortaya termal su çıktı. El ve ayak kaşıntılarına şifa getirdiğine inanılan kükürtlü su taş ocağının faaliyetlerine son verilmesiyle değerlendirilemiyor. Taş ocağı bir zamanlar vatandaşlar tarafından işletildi. Şimdi ise yaklaşık bir yıldır kapalı. Burada birkaç tane havuz olsa vatandaşlar tarafından ziyaret edilir. Su buradan akarak ırmağa gidiyor. Ama bir gün buraya bir çalışma yapıldığı zaman bu su buradan çıkıp burada değerlendirilirse vatandaşa hizmet sağlayabilir. 5 Mayıs 1994 tarihinde Artsakh, Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanları tarafından imzalanan Bişkek protokolü askeri eylemlerin sona ermesine ve sonraki 1994-1995 yıllarında üçlü ateşkes anlaşmalarının yapılmasına yol açtı. Bu anlaşmalar daha sonra uluslararası topluluk tarafından özellikle 1994'te Agit Budapeşte zirvesinde değerlendirildi ve takdir edildi. Dağlık Karabağ halkı demokratik bir toplum için sağlam bir temel oluşturmak ve politik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini özgürce belirlemek için Azerbaycan'ın yıkıcı saldırganlığından ve 1990'lı yılların başlarında etnik temizliği ve imha tehdidinden korunmak ve bunlarla mücadele etmek için değişmez yeteneklerini gösterdi. Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh ve halkının güvenliğinin garantörü olmaya ve 1994-1995 ateşkes anlaşmalarının ruhuna sadık kalmaya devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre 5 Mayıs günü saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 112 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Bu konuda 5 Mayıs'taki toplam 2619 koronavirüs vakası doğrulandı. Son verilere göre 36 kişi son günde olmak üzere 1071 kişi iyileşti, ölü sayısı ise son gündeki bir artışla 40'a yükseldi. Türkiye'de buna işgal altındaki Batı Ermenistan da dahil geçen gün 1614 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Enfeksiyon sonucu 64 kişi öldü, toplam vaka sayısı 127.659 olurken toplam ölü sayısı ise 3461'e ulaştı. Son bir gün boyunca 35.771 test yapıldı ve salgının başlangıcından bu yana ülkede yapılan test sayısı 1.171.138'e ulaştı. Koronavirüs bulaşmış kişilerden 68.166'sı iyileşti ve hastanelerden taburcu edildi. Enfekte olan insan sayısındaki artışa rağmen yetkililer karantina durumunu hafifletmek istiyor. Koronavirüs nedeniyle izolasyonun her günü ekonomiye darbe vurmaya devam ediyor. Ülkedeki ihracat son çeyrekte %42 azaldı. Halab Today TV'ye göre Şam'ın güneyindeki Seyyid Zaynab şehrinde güçlü bir patlama meydana geldi. Ön bilgiye göre patlama konut binalarından birinde meydana geldi. Kurbanlar hakkındaki detaylar netleştirilmeye çalışılıyor. Daha önce Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 1 Mayıs'ta eyaletin kuzeyindeki Nobul şehrinde güçlü bir patlama yaşandığını bildirmişti. Ön verilere göre patlama bir gaz tüpü deposunda gerçekleşti. 5 kişi öldü ve 18 kişi yaralandı. Büyük Ermeni ressamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halk sanatçısı, Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği Başkanı Mardiros Saryan, 16 Şubat 1880'de Rusya İmparatorluğu'nun Nahçıvan şehrinde doğdu. Mardiros Saryan'ın ataları Batı Ermenistan'dan Kırım'a göç etti ve buradan nesilleri Yeni Nahçıvan'a taşındı. 1895'te Saryan Yeni Nahçıvan'daki Ermeni-Rus Ortaokulu'ndan, 1903'te Moskova'daki Resim, Heykel ve Mimarlık Koleji'nden mezun oldu. Valentin Serov ve Konstantin Korovin'in portre stüdyolarında kendini geliştirdi.
Sanatkarlığının 1904-1909 yıllarındaki ilk döneminde Saryan, Saryan tarzı adı verilen benzersiz ve modern bir sanat yarattı. 1915 Büyük Soykırım sırasında Saryan, Ermenilere yardım için Moskova Komitesi'nde çalıştı ve Eçmiyazin'e gitti. Orada Ovanis Tumanyan, Karekin Ovsepyan ve diğerleriyle birlikte Ermeni göçmenleri salgından kurtarmak için çok çaba sarf etti. Bundan etkilenerek şiddetli bir sarsıntı yaşadıktan sonra Tiflis'teki bir hastaneye taşındı. Ressamın eserleri esas olarak Ermenistan Ulusal Galerisi'nde muhafaza edilmektedir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve diğer bağımsız devletler topluluğu ülkelerindeki en iyi müzelerde bulunmaktadır. Saryan, 1958 yılında Brüksel Uluslararası Fuarı Altın Madalyası ve 1965 yılında Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği Devlet Ödülü'ne layık görüldü. Suriye'nin Halep şehrinde 1955'ten beri Saryan Akademisi, 1967'den beri ise Yerevan'da kendi adını taşıyan sokakta ev müzesi faaliyet göstermektedir. Ermenistan Cumhuriyeti'nde Saryan'ın portresiyle banknot yayınlandı. Mardiros Saryan 5 Mayıs 1972'de Yerevan'da öldü. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Dağaran adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Amberin Yelen adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.